Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir dostlar. Bu bölümde zaten başlıktan kapaktan gördünüz. O şekilde hayal edip açtığınız ekranlarınızın başına geçtiniz. Sütleri paketli süt haline getireceğiz ama şöyle bir sıkıntımız var. Ben ne yaptıysam ettiysem bu abiyi şey yapamadım. Süt dolduramadım. Bu arada bayramın ikinci günü. İyi bayramlar diliyorum. Dünkü videoda kutlayamadık. Denk düşüreceğimi düşünemiyordum. Bir de internet problemi yaşadım. İyi bayramlar diliyorum herkese. Umarım sevdiklerinize güzel bir bayram geçiriyorsunuz. Hah, şimdi oldu. Toplamda depomuzda 17 bin falan vardı. Onları alacak bir yandan. 6 bin küsürü hayvanların orada var. Oradan toplayacağız. UHT milk yapmamızın sebebinin de ne olduğunu söyleyeyim sizlere. Bakın, normal süt satmaya kalktığımızda, evet, susam bağırma aşamasında. Şimdi şöyle yapalım. Süt, normal sütü satmaya kalktığımızda en fazla 28.695'ten satabiliyoruz ama UHT milke geçtiğimiz zaman işin rengi değişiyor. Nerede UHT'yi bulabilirsem bir de. Susam, ne yapıyorsun babam? Ne oldu? Derdin ne? Tamam. Ben bakayım, geleyim şuna. Evet, derdinin ne olduğunu öğrenemeden geldik. UHT Milk'i de 39.500, 39.945'ten Village Shop'a satabiliyorsunuz mesela. Paketleyelim istedim. Güzel olur bizim için de. Tankın hepsini doldurduk. İkinci turda artık onu alırız. Normalde ilk aşamada o tarafı alıp ardından ikinci aşamada burayı alacaktım. Nasip değilmiş. Bakalım ne kadar alacak. 10.000 miydi bunun kapasitesi? 10.200 falan mıydı? Yo, 20 bin. Bunun hepsini alır bu. İyi. Kafanı yerim senin, kafanı. Tatlı kedi. Evet, kediyi görmek istiyorsanız Instagram'dan ne yapıyorsunuz? Takip ediyorsunuz. Instagram'dan takip edenler oradan durumlardan kediyi görebiliyor. Bir de Twitch'ten yayınlar açıyorum arada sırada. Oradan da gelebilirsiniz. Oradan bir fırt çekelim. İyice dolsun hocam. 4.100, 4.000. Gidiyor la bu. 3.000. Hadi hayırlısı. Bunu komple alacak bu abi. Susam, çok terbiyesizsin ama çok. Terbiyesizsin. Geliyorum oraya, bağırmıyorsun. Geliyorum buraya, bağırmaya başlıyorsun. Neyse, bağırsın bakalım ya. Aman aman. Evin içinde ışık falan olunca hayvancağız şey yapıyor. Bağırmaya başlıyor. Tamamdır. Şimdi %97'sini doldurduk. Geri kalanını da... Aha, bir dakika. Niye ön teker gitti? Aa, bir dakika. Şunu bir sök baba. Heh. Bir dakika, dönüşü engelliyor. Bu niye? Böyle değildi bu. Çalışıyordu. Takır takır. Tamam, şimdi oldu. Yok, olmadı. Tamam, o zaman şu arkadaki kolu bırakalım. Çok da mühim değil şimdilik. Burada kalabilir. Şöyle devam edelim. Şimdi bu abileri paketli süt haline getirmeye gideceğiz. Güzel bir para kazanmamız lazım buradan. Paramız da azalıyor. Şimdi yeni işler de yapacağız. Hofberman'da fırsatlar bitmiyor, biliyorsunuz. Bu tavuk çiftliğini de alacağım bu arada. Şu hayvancılığı iyice yapalım sıkılana kadar. Sıkılmayız da işte. Velev ki. Geri kalanı da üstüne çekelim buradan. Toplamda 18.000 litre ile hareket edelim.
UHT milke çevirmek için nereye gitmemiz lazım? Onun için ona bir bakalım önce. Country Diary diye bir yermiş. Hemen şu haritadan bir girelim bakalım hocam. Kesinlikle bir paket işareti vardır ya. Süt işareti vardır. Susam videoya girince yapıyorsun ha böyle. Vallahi çok terbiyesizsin. Canary burası değil, burası değil, burası değil. Yukarıda mıydı, şurada mıydı? Değil. Aşağıda olma ihtimali var. Tıt 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 tıt. Pulp Factory. Geç burayı. Burası değil. Burası değil. Zaten paket işaretini gördük. Yeri işaretli diyorum. Nasıl gideceğiz? Normal yoldan çıkıyoruz. Karşıya direkt toprak yola giriyoruz. Okey. Oraya kadar gidelim de yolun hepsini bitirmesek de olur. Usta şöyle yapalım. Bir dakika abi. Tamamdır. İnşallah doğru gidiyorum bu arada. Doğru mu çıktım? Yok, doğru çıkmamışım. Buradan ters. Ben bir o atalım. Çiftliğin de bu tarafına hiç gelmemiştim. İyi oldu, görmüş oldum. Oo, bura bayağı bozukmuş lan. Güzel ama. Soldan devam kardeşim. Buradan çıkınca direkt karşıdaki yola gireceğiz. Ondan sonra paketli süt üretmeye başlayacağız. Hani oyunda böyle bir şey de var deyip sizlere göstermek buradaki amacım aslında. Yavaşlayalım. Direkt toprak yoldan devam. Gittiğimde kaydı başlatırım. Ama toprak yoldaki şu sallantımızı da bir görün. Bura harbi toprak yolmuş yani. Bayağı bir bozuk toprak yolmuş. Alta takmamış bu arada. Niye alta takmamış? Çünkü yetmiyor. Okey, olsun. Hadi devam. Normal şartlarda ışınlanırdım da ışınlanmak istemedim. Normalde sürelim bakalım. Hep mi ışınlanacağız abi? Azıcık sürelim. Evet, Anadolu çıktık abi. Çıkışı da çok güzeldi. Eminim giderken de güzel olur. Burası bayağı bir kestirmeymiş. Bu kestirme yolları öğrenmek lazım Hofberman'da. İşi bayağı bir kolaylaştırıyor yani, öyle söyleyebilirim size. Şimdi burası paketli süt üreteceğimiz yer. Şurası da muhtemelen tankeri bağlayacağımız nokta. Ha yok, burasıymış. Valla gecenin 12'sinde oturduk. Video yapıyoruz. Yarın bayram namazı var. Hiç düşünmüyorum. Neyse. Sonunu düşünen kahraman olamaz abi. Hemen geliyorum. Babacım sana yeni kum alacağım ben, biliyorum. Kumunu sevmedin. Kumunu sevmedin. Yeni kum alacağım ben sana. Hiç merak etme, tamam mı? Tamam der gibi sesleniyor ya bir de. Sıfır. Bazen beni anladığını düşünüyorum bunu. Şimdi UHT Milk depolanıyor. Buradan çalıştır mı diyeceğiz bunu? Aynen galiba. Aynen çalıştır diyeceğiz. Depolanmaya başlayacak. Geliyorum. Çok tatlı sesler çıkarıyordu. Susamı öpmem gerekti, öptüm. Öptüm ve geldim. Şimdi bu çıktıları nereye alacağız? Paketlenmiş sütleri nereye çıkarıyor bu abimiz? Burası ney? Oraya niye boşaltıyoruz ve orası neydi? Allah Allah. 4818. Ha, bir dakika, devam etmesi için.
Hocam bak gene baga soktum bunu değil mi? Bir git abi. Niye boşaltamıyoruz şu anda? Gerçekten vallahi bir şey anlamadım abi bu işten. Allah Allah. Ne baga sokmuş olabilir seni hocam? Dur çalıştır de. Çalıştır de hocam sen bir çalış. Sıkıntı yok. Sen de bir ileri git hocam. Bir tur bir alalım bakalım. Şu zamanı da bir hızlandırayım. Mesela 136 500 de şu anda çıkarıyor. Ha bak yan tarafa çıkarıyor. Evet. Sanıyorum bir tane Bobcat alma zamanımız geldi. Bobcat. Bobcat'le yapabilir miyiz acaba forklift işini? Direkt forklift mi alsak onun yerine? Ya da bu buranın bir forklifti var mı? Belki de vardır şurada. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Ya da direkt ne yapacağız abi? Işınlanacağız. Bu abiyi. Fotoğraf çektim yanlışlıkla. Olur öyle. Bu abiyi buraya ışınlayacağız. Ha ama gelmek istediğimiz yer burası değil. Gelmek istediğimiz yer tam olarak burası. Abi bir yanaştıralım. Susam koşturuyor. Kesin bir şeylerden triggerlandı ama kendi kendine bir hallere giriyor bizimki bazen. Susam. Dur bakayım. Tamam babacığım. Bak keyfine. Tamam bu burada kalabilir. Şu çıkanlardan koyalım. Açalım şurada şeyi. Süper gücü. Aynen. Biraz gürültülü burası. İdare edin. Kutunun üstüne paketlenmiş süt. Marketlere, oraya buraya istediğimiz gibi satabiliriz. Bak üçlü sıra yapabiliyormuşuz. Yapalım. Okey. Tamam bu da kalabilir. Bir sıra hallettik hocam. Şimdi zamanı hızlandırıyoruz yine. Daha içerisinde de süt var. Bunun tanesi... Çıkar bakın daha çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Yo çıkabiliyormuş. Nerede bitiyor? Abi içindekinin hepsini bitirdin mi kardeşim? Tamam bekle şimdi. Bir şu tümosanı bağlayıp çalıştırıp... Daha da boşaltma yapacağız oraya. Bir hepsini boşaltmak istiyorum abi ben. Hepsi zaten şeye... Allah'ım yarabbim. Heh şimdi başladı. Kardeşim sağ salim sana zahmet. Şunların hepsini boşalt oraya. Kamera gene zorlamış. Boşalt abi. Ben de o sırada boş durmayayım. Bunları yerleştireyim. Hemen şöyle bir spanzet çekelim buraya. Buraya da çekebiliriz. Maksat ne? Buradan getirdiğimiz, yeni koyduğumuz kaymasın. Buradan güzel para yapacağız diye düşünüyorum. Yapmak istiyorum yani. Yeter de bizim de yüzümüz gülsün. Biz de para kazanak. Şuraya geldik. Bu sırayı da böyle çekebiliriz. Aklınızda bulunsun. Spanzeti yenilediğinizde koyduğunuz kadarıyla şey yapar, sabitler.
Şöyle. Şöyle. Devam. Okey. Çok güzel. Boşalttı mı kardeşim içini? Kapasitesi mi doldu? Niye abi? Niye daha fazla almıyor? Onu anlayamadım mesela. Tamam. Olsun. Yapacak bir şey yok. 240 ile indirmeye devam. Ben şuradan şöyle devam. Dur, zamanı bir yavaşlat kardeşim. Gerçi ertesi güne geçse de sorun değil de. Tam arkaya kadar yerleştirmeyeceğim. Bir planım var. Onu da söyleyeceğim şimdi size. Üst taraflara sarması zor olur yoksa. Bir yere kadar dolduracağız. Bu arada remote hakikaten güzelmiş ya. Güzel, bu remote'u güzel kullandık abi. İşimizi gördü. Yine mod app'tan bulabilirsiniz dostlar. Oyun orijinal modları arasında var yani. Şöyle en son sırayı çekmiyorum bilerek. Nedenini şimdi açıklayacağım size. Çünkü üst sıraya da çıkmam lazım ya. Çıkması kolay olsun diye. Üst sırayı da aynı şekilde yapacağım. Aynen böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Sabitleyeceğiz. Boşaltma başlamadı. Eksik malzeme diyor. Basalım. Devre dışı bırak diyeyim. Ardından bağlayalım. Bir gidip gelmemi istiyor galiba abimiz. Bir açılalım. Bir kendine gelsin. Rahatlasın. Stres yapmasın. Ama var ya, bizi kanser ettin. Vallahi ettin. Yani eline emeğine sağlık. Hakikaten bizi bugün kanser ettin. Teşekkür ederim sana. Şöyle bir dolanayım abi ben. Ya da başka bir sorunu var şu anda benim bilmediğim. O sebepten dolayı yapıyor bunu. Belki öğrendiğimde çok güleceğim ama. Harbi kanser ettin ama, onu söyleyeyim yani. Ettim. Şöyle dönelim. Şuradan da dönelim. Ah şükür, şükür ya Rabbim. Bir tur atmadan devamını getirmiş, şaka gibi ya. Neyse, çalışır desem. İyi, bir yandan boşaltıp bir yandan yapabilir ya. Dur tamam, şöyle yapacağız o zaman. Oğlum ne kadar çıktı? La bu işte bir gariplik var. Bu kadar getirmedim ki ben. Ha bir dakika. Kimisini var ya. Kimisini abi biz. Yo bayağı bildiğin. Bir dakika abi, bunlar var ya.
Bilitli herhalde. Eyvah eyvah. Neyse, bu aracın bir otomatik toplama modu var da değil mi? Onu kullanırız. Ben yanlış yaptım. Muhtemelen sattığımda komik bir rakam alacağım. Bu kadar palet olmaması lazım normalde. Biraz paletin böyle birikmesini beklemiyorum galiba, anladığım kadarıyla. Mesela şuna bakalım. Sahibi kütle UHT 576 litre diyor. Bence biz baga soktuk, tamam mı? Hepsi 576 bunların. Baga soktuk abi. Tamam, bu burada kalsın. Biz de şunun otomatik yükleme olayını açalım. Şeyi seçelim. Palet. Ne palet ise. Ah, Euro palet. Şöyle döndürelim aracımızı da. Ne kadar alıyorsa. Şuradan gelmem lazım ki toplarken rahat toplayalım. Bu kadar alıyormuş en fazla. L'ye basalım. Bir dakika. Deactivated. Biraz FPS'nin de şey yaptı. Abi FPS'yi de bir etkiledi. Bir boşalt abi sen buraya bunları. Çalışır tekrardan. Tamam, güzelce dizdin mi? Bunu da al. Bunu da al. Heh, otomatik şey yapıyor. Doldum ben diyor herhalde. 18.432 litre var şu anda. Ve bunu nereye satacaktık? Bir bakalım. Ya şu havayı bir gün daha atlatsana. Böyle de olur, böyle de olur. Akşamüstü de olur. Hiç sorun değil. Of, havanın güzelliğine bak bu arada yalnız. Bu nasıl bir manzara lan? Fotoğraf çekelim mi? Yemin ediyorum kartpostal gibi oldu. Hadi, görünürlüğü kapalı. Çok güzel oldu şu manzara ya. Tamam. Aç abi, hat görünürlüğünü tekrar. Hadi gidelim. Bayağı araç asılıyor yalnız. Tamamdır abi. Şimdi bölge seçimi demeden önce nereye çok fazladan satacağımızı bul. Aha, bu arada fiyat dalgalanmasına bir bakayım ben. Ocak ayında en şişik fiyatta oluyor. Şu anda Eylül ayındayız. Eylül ayında da ortalama düzeyde. 42.836 zirvesi zaten. Şuradan bakalım. 42.327 var. 43.681 var. Country Diary diye bir yermiş. Yeri işaretle diyeceğim. 43.681'de satacağız. He? Aldığımız yere mi satacağız? Bunu alıyormuş ki zaten. Nereye satacağız? Hemen arkaya mı? Hay maşallah be. Aldığımız yere verik o zaman. Herhalde burası değil. Ama orası da olabilir. Bir dakika abi, bir tanesini deneyeyim. Aldı. Nasıl ya, bir dakika.
Country diğerinden çıkarttım. Tamam mı? Bu direkt alıyor. UHT milki. E para? Nereye koyuyorsun? İçine mi atıyor? Para? Ha depoluyor buraya. Abi depolamasın ki. Ha bir dakika. Devre dışı bırak. Bunun çalışma modunu, çıkış modunu satılıyor yapsam. Zamanı mı hızlandırmam lazım? Bir anda sattı. Bir anda sattı abi. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. O zaman bunların hepsini ben bir yedireyim sana. Ha, düzgün koymamız lazım. Yamuk koyunca olmuyormuş abi. Tamam, bunu da getir. Gel abi, daha şey de var, traktördekiler var. Lan bileydik çıkarmazdık. Direkt satardık sana ya. Neyse. Tamam bu önemli değil. Haklısız başın şeyini. Denemiş olduk ya. Bunlar hep tecrübe dostlar. Bu para vererek alamazsınız. Şöyle geldik. Bunu da koy. Bunları da koy. Bitmek üzere. Az daha dişinizi sıkın. Gerçi oynaması keyifliyse izlemesi de keyiflidir. Videolarda söylüyor muyum bilmiyorum ama buraya kadar izlediysen kardeşim sen özellikle kemik kitleden bahsediyorum. Bir Insta'dan takibini alırım çünkü orada güzel bilgiler paylaşıyorum. Hem güzel gönderi oluyor. Gönderilerden bir etiketleşelim. Etiketleşelim iyi olur. Etkileşim lazım. Bunu al. Şöyle. Bunu da getirdik. Son olarak bir tane daha var. Bir de römorktakiler var. Onları da yanaştırarak yapacağım. Abi toplu duruyor zaten sıkıntı olmaz. Ama işte bunun alanını biraz daha arttırmaları lazım. İlla buraya mı getireceğiz yani? Mesela buradan nasıl döküyorum bunu buraya? Bunlar aklındaki deli sorular. Kümosanı çekelim kardeşim. Bunun işimiz bitti. Gel abi sen burada dur. Canım Pimosan'ım. Daha diğer videonun kapak fotoğrafını falan yapacağım. Çok işim var dostlar çok. Ve araba hakikaten şişti. Buraya da takılırsak eyvah bu. Alıyor şükürler olsun. Ayarlayacağız, ayarlayacağız. Dur. Dur şimdi. Hiç panik yok. Aynen. Boşalt baba. Boşalt baba. Biraz da şöyle yapacağız. Hayır, öteki tarafa.
şu öteki tarafa at kardeşim. Aynen böyle. Tamam, geri kalanını elle yaparım zaten şunları. Çok sorun değil. Ardından bunu da alırız. Çok da güzel olur. Okey. Şimdi sat diyorum. Bence güzel para kazanacağız buradan. 500 satılıyor hocam şu anda. 39.167. Ve hepsi gitti. Saat akşam 8 oldu. 5.900. Bence güzel para yaptık. Kim ne derse desin. Muhtemelen oyunu da bug'a soktuk. Oyunun açığından yararlanarak yapmış olma ihtimalimiz var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın dostlar. Bay bay.